Tamam, hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere bir tekrar piyasayı değerlendirelim. Kısa bir video olacak, çok fazla vaktinizi çalmayacağım. Bitcoin ve dominance korelasyonu devam ediyor arkadaşlar. Değişen hiçbir şey söz konusu değil. Ama Bitcoin kritik destek alanlarından birini aşağı yönlü kırabilir. Bugün buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi uzun bir süredir yani Mart ayından bu yana BTC'de var olan bu range'i takip ediyorum ben ve her defasında zaten bunu sizlere paylaştım. Ve buradan çok dikkat etmemiz gereken şeyin buradaki ikili tepe olduğundan bahsetmiştim sizlere arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğumuz bölge bir ikili tepe formasyonu oluşturabilir. Şu görmüş olduğumuz destek alan da boyun kırılım bölgesi arkadaşlar. Ve eğer bu alan kırılırsa bu görmüş olduğumuz tepe, şu görmüş olduğumuz dip kadar bir kırılım yapması beklenir ki bu da bizleri nereye kadar? Tekrardan 60 binlere kadar götürebilir. Bu açıdan dikkatli olmamız gerekiyor. Bitcoin düşerken özellikle de dominans yüksek olduğu için bildiğiniz gibi altcoin'lere fırsat hiçbir şekilde vermiyor. Ve gerçekten BTC 20-25 binlerdeyken bile daha iyi seviyede olan altcoin'ler vardı. Ama şu an için dibin dibine doğru hareket eden yüzlerce altcoin söz konusu. Bitcoin dominansı özellikle de arkadaşlar piyasaya rahat vermediği sürece altcoin'ler için özellikle de kısa tepki alımlarıyla ayrışabilen coin'lerde bir hareketlilik. Diğer coin'lerde doldur boşalt devam ediyor ve devam edecek. Bu bu an için değişmeyecek. Bunu da belirteyim. Dominans etkisini yitirmediği sürece arkadaşlar aşağı yönlü baskı devam ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki artık altcoinlerde daha nereye kadar bir düşüş olabilir? Yani kripto para piyasası içerisindeyiz arkadaşlar. Bu piyasada bıkkınlık dibin dibi yok yani bildiğiniz gibi. Bu açıdan uzun vade yatırımcıysanız zaten bugüne kadar kademeli ilerlemiş olmanız gerekiyor. Ve kademeli ilerlemeyi de tamamladıysanız bu saatten sonra beklemekten başka çareniz yok. Ya da sermayeniz varsa trade etme imkanına sahip olabilirsiniz. Kısa vadeli yatırımcılar da yine doğru setuplar oldukça stoplu bir şekilde ilerlemeye devam edecektir. Bu değişmez. Tabii ki piyasa buna izin verdiği sürece, piyasa izin vermediği sürece tabii ki stop olma oranınız artar. Ama belli bir stratejiye sahipseniz gün sonunda yine zararsız piyasadan çıkmayı başarabilirsiniz. Tabii ki bunun için dediğim gibi back testleri yapılmış. iyi bir stratejiye ihtiyaç var. Ama şu an için Bitcoin tabiri caizse hunharca düşmeye devam ediyor. ABD'den gelen veriler olumluydu. Genel piyasa açısından baktığımız zaman veriler olumluydu. Ama Fed'in yapmış olduğu bir konuşma sonrası piyasadaki beklentiler tekrardan tersine döndü. Aslında bu biraz da medya şişirmesiydi bunu zaten biliyoruz. Veriler olumlu gelmesine rağmen gördüğünüz gibi hareketlilik hala söz konusu değil. Şimdi buradaki ikili tepeden sonra da arkadaşlar burada özellikle de sizlere belirtmek istediğim aslında bir kuasimado formasyonu da söz konusu. Bunu da özellikle çizmek istiyorum. Belki birçok kişi bunu kabul etmiyor olabilir veya etmeyecektir. Beni hiç ilgilendirmez ama benim için böyle bir hamle yapma ihtimali hala söz konusu. Yani buraya geldiği zaman ABCD ile çok daha sert bir yükseliş gerçekleştirebilir. Çünkü şu görmüş olduğumuz alan o zaman burada bir alım fırsatı bölgesi yaratacaktır arkadaşlar ve şu görmüş olduğumuz bölge A bölgesi, B bölgesi, C bölgesi ve D bölgesi olmak üzere yeniden bir yükseliş hamlesi başlatabilir. Bu açıdan bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Zaten ikili tepe formasyonu sonrasında görmüş olduğumuz bölgeye kadar geri çekilme yaşaması gayet doğal. Peki bugün neler yaşanabilir? Bitcoin bu civarlarda bir kapanış gerçekleştirebilir. Çünkü şu görmüş olduğumuz boş alanı görüyorsunuz. Burası daha önce arkadaşlar satıcıların etkili olduğu bir alandı. Sonra buraya alıcılar oturdu. Yani bu görmüş olduğumuz bölge bir destek bölgesi aslında. BTC bu bölgelere kadar yani bir miktar daha geri çekilir. Gün sonu böyle kapatırsa RITES için tekrardan mavi bölgeyi test etme ihtimali söz konusu olabilir. Bu açıdan yarın belki de piyasalarda yeşil bir piyasa görme ihtimalimiz olur. Özellikle hafta sonu piyasasına girdik. Yine hacimleri düşük. Çok volatil olmayan hamleler bizleri bekliyor olacaktır. Ama pazar günü bu açıdan önemli olacaktır. Çünkü eğer bu ikili tepe formasyonu aktif olursa pazar günden sonra tekrardan düşüş yaşanabilir. Bunlar için dikkatli olmak gerekiyor. Bunlar birer olasılık tabii ki. Bunu da altını çizerek belirtmek istiyorum. Konfirmasyonlar gelmeden olasılıkların çalışma ihtimali tabii ki düşündür. Ama önemli olan en yüksek olasılığı en düşük riskle takip edebilmektir. Şu an içinde baktığımız zaman BTC'de baskı devam ediyor. Ve Bitcoin'deki bu görmüş olduğumuz mavi bölge kritik bir alan. Bu bölgenin kırılıp kırılmayacağını takip edilmesi gerekiyor. Sonrasında konfirmasyonu takip edeceğiz arkadaşlar. Ve bu doğrultuda ilerlemeye devam edeceğiz. Tepkiler geldiğinde özellikle de altcoin'lerde ayrışmalar söz konusu oluyor ama Bitcoin hala altcoin ayrışmasına izin vermiş durumda değil. Dominans eğer etkisini kaybederse Bitcoin düşse bile altcoin'lerde sert hamleler görebiliriz. Şu an için dominansın düşmesini beklemekten başka bir alternatif yok. Özellikle de orta ve uzun vade yatırımcılar için. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.